Dördüncü kitap, Denizde Bir Şair Duvarlarla çevrili bir bahçenin alaca karanlığında kıpır kıpır insanlar. Baskevi'de nasıl ayırt etmeli? Tüm yüzler öylesine yağız ki. Bir ağaca yaslanmış duruyorum, çevreme bakıyorum. İçi aydınlatılmış bir kulübenin önünde tuluat yapılıyor. Anlatıcı ve ağlayıcı rozakrağanlar müminleri ağlamaya, bağırmaya, kan dökmeye çağırmaktaydı. Adamın biri ortaya çıktı. Gönüllü olduğunu söyledi. Acıya gönüllü. Yalın ayak, yarıdan yukarısı çıplak, elleri zincirli. Zincirleri havaya fırlatıyor, omuzlarından çıplak sırtına kaydırıyor. Demir kaygan, cilt ince, morarıyor ama dayanıyor. Kanatması için 30-40 darbe vurması gerek. Siyah bir fışkırtı. Acının tiyatrosu da bu. Bin yıllık çile gösterisi. Kırbaçlanma arttıkça halkın bağırması da artıyor. Anlatıcı darbelerin ve çığlıkların gürültüsünü bastırmak için daha çok bağırıyordu. Tam o sırada oyunculardan biri ortaya atıldı, kılıcı ile tehditler yağdırdı, yüzünü buruşturdu, lanetlendi. Kendisine birkaç taş atıldı. Az sonra kurban ortaya çıktı. Kalabalık çığlık üstüne çığlık attı. Ben bile kendimi tutamayıp bağırdım. Çünkü adamın kafası kopmuş yerde sürükleniyordu başımı çevirdim dehşet içinde rahibe baktım soğuk bir gülümsemeyle beni yatıştırdı bu çok eski bir hile bir çocuğun ya da çok kısa boylu bir adamın kafasının üzerine bir koyunun kopmuş kafasını oturtuyorlar öyle bir biçim veriyorlar ki kanlı boyun üst kısımda kalıyor üzerine de tam yerinden delinmiş beyaz bir çarşaf örtüyorlar gördüğünüz gibi yarattığı izlenim dehşet verici Kafası kopmuş olan sahnede sıçrayıp döneniyordu. Sonra yerini garip bir adama bıraktı. Baskerville'a. Tekrar dönüp rahibe baktım. Gözlerini kıpırıştırmak da yetindi. Asıl tuhaf olanı Baskerville'ın bir Amerikalı gibi giyinmiş olması idi. Hatta bu trajedi ortamında komik kaçan bir de hot forum şapka giymişti. Halk yine de avaz avaz bağırıyor, ağlıyordu. Ve gördüğüm kadarıyla hiçbir eğlenir görünmüyordu rahibi saymazsak. O da bana anlatma nezaketindeydi. Bu törenlerde daima bir Avrupalı bulunur ve tuhaf ama iyileri temsil eder. Geleneğe göre sarayda bulunan bir elçi Hüseyin'in ölümünden etkilenip cinayeti açıkça kınamak durumundadır. Tabi ellerinde her zaman bir Avrupalı bulunmuyor. Onun yerine bir türkü ya da açık renkli bir acemi çıkartıyorlar. Baskeville Tebriz'de olduğundan beri bu role hep o çıkıyor, mükemmel bir oyun sergiliyor, sonra sahnede ağlıyor. O sırada kılıçlı adam büyük bir gürültü çıkartarak Baskerville'ın çevresinde döneniyordu. Baskerville'la kıpırdanıyor, şapkasını düşürüyor, sarı saçları ortaya çıkıyor, sonra bir robot yavaşlığı ile dizüstü çöküyor, yere uzanıyor, güneş ışığı gözyaşlarını belirginleştiriyor, siyah giysisinin üzerine çiçekler yağdırılıyordu. Kalabalığı duymaz olmuştum. Gözlerim arkadaşıma takılmış, heyecanla ayağa kalkmasını bekliyordum. Tören bitmez gibi geliyordu. Onunla karşılaşmak için acele ediyordum. Bir saat sonra misyonda bir çorba kasesinin önünde buluşabildik. Rahip bizi yalnız bırakmıştı. Aramızda sıkıntılı bir sessizlik vardı. Baskeville'ın gözlerindeki kızarıklık geçmemişti. Batılı ruhuma dönmen vakit alıyor diye mazeret beyan etti. Acele etme, yeni yüzyıl henüz başlıyor. Öksürdü, sıcak çorba kasesini dudaklarına götürdü, yine sessizliğe büründü. Sonra güçlükle. Bu ülkeye geldiğim zaman koca koca sakallıların 1200 yıl önce işlenmiş bir cinayete ağlayıp sızlamalarını anlamıyordum dedi. Şimdi ise anlıyorum. İranlılar geçmişte yaşıyorlarsa o geçmiş vatanları olduğu içindir. Bugün buraları yabancı bir diyar olduğu ve bu diyarda onlara ait hiçbir şey bulunmadığı içindir. Bizler içinse çağdaş yaşam, özgürlük simgesi olan her şeydir. Onlar ise yabancı egemenlik anlamına geliyor. Yol Rusya'dır. Ray, Telgraf, Banka, İngiltere'dir. Posta, Avusturya, Macaristan'dır. Ve de bilimlerin öğretimi. Amerikan Presbiteryen misyonundan baskevıldır. Tam üstüne bastınız. Tebrizliler için iki seçenek var. Oğullarını ya tıpkı ataları gibi aynı cümleleri 10 yıl boyunca anırsınlar diye geleneksel okullara gönderecekler ya da Amerikalılar gibi eğitim görecekleri benim sınıfıma yollayacaklar. Ama bir haçın ve yıldızlı bayrağın gölgesinde benim öğrencilerim ülkenin en yararlıları, en iyileri en ustaları olacaktır ama diğerlerinin onlara satılmış gözüyle bakmaları nasıl önlenecektir geldiğimin haftasında kendi kendime bu soruları sordum ve yanıtını gördüğünüz törenlere benzer törenlerde buldum bir gün kalabalığa karışmış yürüyordum çevremde iniltiler yükseliyordu ağlayan perişan korkmuş şaşkın yüzleri inceledikçe İran'ın bütün sefaletini görmüş oldum farkına varmadan ben de ağlamaya başladım Çevremdekiler bunu gördü, heyecanlandılar ve bana iyileri temsil eden dürüst elçi rolünü oynattılar. Ertesi gün bütün öğrencilerimin velileri geldi. Çocuklarını Presbyterian okuluna göndermenin yanıtını bulmuşlar, bundan mutluluk duyuyorlardı. Ben oğlumu İmam Hüseyin'i e ağlayan öğretmeni emanet ettim diyorlardı. Bir kısım mollalar rahatsız oldu. Bana karşı güttükleri düşmanlık benim ne derece başarılı olduğumu kanıtlıyordu.'' Onlar yabancılar, yabancılara benzesin istiyorlar. Davranışını anlıyordum ama yine de kuşkuluydum. Yani sence İran'ın sorunlarına çözüm yolu ağlayıcılara katılmaktan mı geçiyor? Ben bunu demedim. Ağlamak reçete değil, marifet de değil. Sadece basit bir eylem. Kimse gözyaşı dökmeye zorlanmamalı. Önemli olan tek şey başkalarının felaketini küçümsememektir. Beni ağlarken gördüklerinde benim yabancılara özgü umursamazlığım olmadığını gördüklerinde bana geldiler ve ağlamanın bir işe yaramadığını, İran'ın fazladan bir goygoycuya gereksinim duymadığını, yapabileceğim en iyi işin Tebrizi çocuklara doğru dürüst eğitim vermek olduğunu söylediler. Akıllıca sözler. Ben de sana aynı şeyleri söyleyecektim. Ne var ki şayet ağlamamış olsaydım bana gelmezlerdi beni ağlar görmeselerdi benim çocuklara bugünkü şahın kokuşmuş olduğunu Tebrizli mollaların onlar Tebrizli mollaları Tebrizli mollaların ondan geri kalmadığını söylememe izin vermezlerdi. Bunu sınıfta söylüyorsun. Öyle mi? Evet, bunu sınıfta söylüyorum. Ben sakalsız genç Amerikalı ben Presbyterian Misyonu Okulu'nun küçük öğretmeni. Tacı ve sarığı sarstım ve öğrenciler bana hak verdiler. Ana ve babaları da sadece rahip huzursuz oldu. Benim kendime gelemediğimi görünce ekledi. Onlara hayyamdan da söz ettim. Milyonlarca Amerikalı ve Avrupalının rubayatı baş uçlarından eksik etmediklerini anlattım. Fisçer altın şiirlerini ezberlettim. Ertesi günü bir büyük baba gelip beni gördü. Torunu ona her şeyi anlatmış. Bana dedi ki, biz de Amerikalı şairleri çok sayarız. Tabii bir tekinin bile adını bilmiyordu ama ne önemi vardı. Ona göre minnet göstermenin bir yoluydu bu. Ama bütün aileler böyle davranmadı. Hatta biri şikayet bile etti. Rahibin önünde bana dedi ki, Hayyam sarhoş bir zındıktır. Ben de böyle söylemekle Hayyam'a hakaret etmiyor, sarhoş olduğunu ve zındıklığını övüyorsun dedim. Rahip daha da boğuluyordu. Harvard bir çocuk gibi güldü, afacan bir çocuğa benziyordu. Yani şimdi sen, seni suçladıkları suçla övünüyorsun. Yani sen, yoksa Adem oğullarından mısın? Rahip bunu da mı söyledi? Benden çok söz ettiğiniz gibi bir izlenim içindeyim. İkimizin tanıdığı bir başkası yok da. Senden hiçbir şey gizlemeyeceğim. Benim vicdanım yeni doğmuş bir bebeğinki kadar temiz. Bundan iki ay önce bir adam gelip beni gördü. Koskoca bir deve benziyordu. Ama bir o kadar da utangaçtı. Bana en cümende bir konuşma yapıp yapmayacağımı sordu. Hangi konuda dersin? Hiç tahmin edemezsin. Darwin teorisi üzerine. Ülkedeki siyasi kargaşa ortamında bunu eğlenceli buldum. Kabul ettim. Darwin hakkında bir sürü bilgi topladım. Onun aleyhinde olanların görüşlerini anlattım. Konuşmam sıkıcıydı ama salon doluydu ve beni büyük bir hayranlıkla dinliyorlardı. Sonra başka toplantılara da gittim. Değişik konularda konuşmalar yaptım. Bu insanlarda müthiş bir öğrenme açlığı var. Bunlar aynı zamanda en ateşli anayasacılar. Tahran'dan son haberleri almak için evine uğradığım olur. Onları tanımalısın. Onlar da senin benim gibi bir dünya düşlüyorlar. Akşamları Tebriz çarşısında pek az dükkan açık kalır ama sokaklar hareketlidir. Erkekler köşe başlarında hasır iskemleler üzerinde nargilelerini tüttürürler. Nargilenin dumanı gün içindeki bin bir çeşit kokuyu bastırır. Yürüyüşümü Harvard'ınkine uydurmaya çalışıyordum. Hiç duraksamadan bir sokaktan diğerine geçiyor, ara sıra bir öğrencisinin babasına selam vermek için duruyordu. Her yerde çocuklar oyunlarını yarıda bırakıp geçmesi için kenara çekiliyorlardı. Sonunda paslı bir kapının önüne geldik. Arkadaşım kapıyı itti, ağaçlıklı küçük bir bahçeden geçtik, kerpiç bir evin önüne vardık. Yedi kez vurduktan sonra kapı gıcırdığıyla geniş bir odaya açıldı. Oda, ceryandan ötürüp sallanıp duran, tavandan sarkan lambalarla aydınlanmıştı. Odadakiler buna alışık olmalıydılar. Ama ben sallanıp duran bir kayıya binmiş gibiydim. Hiçbir yüzü sabit göremiyor, gözlerimi kapatıp uyumak istiyordum. Adem Ademoğulları toplantılarının yabancısı değildi Baskerville. Zaten karşılanışından belliydi. Onun yanında olduğum için ben de kardeşçe kucaklandım. Üstelik Harvard, İran'a gelişine benim neden olduğumu söyleyince daha da sıcak bir kucaklama oldu. Tam oturacağımı sandığım sırada odanın karşı köşesinden bir adam ayağa kalktı, gelip karşımda durdu. Benjamin yerimden sıçradım, gözlerimi ovuşturdum. Fazıl birbirimize sarıldık, birbirimize masum küfürler savurduk. Fazıl huyu olmadığı halde bu samimiyetimizi açıklama gereği duydu. Benjamin Leigh Seyit Cemalettin'in dostuydu. O saniye değerli bir konuk olmaktan çıkıp Tarihi bir anıt ya da kutsal bir yadigar verdim. Yanıma büyük bir saygı ile çekine çekine yaklaşıyorlardı. Harvard'ı fazla takdim ettim. Birbirlerini sadece ismen tanıyorlardı. Fazıl doğduğu kent olan Tebriz'e bir yılı geçkin bir zamandır geliyormuş. Zaten bu sıvası dökük duvarlar sallanıp duran lambalar arasında bulunması hayra alamet değildi. Anayasa devriminin temel taşlarından biri olan demokrat parlamenterlerin lideri değil miydi? Şu sıralar başkentten ayrılması doğru muydu? Bu soruları kendisine sordum, rahatsız oldu. Oysa Fransızca ve alçak sesle konuşmuştum. Yanında oturanlara kaçamak bakışlar fırlattı, sonra yanıt olarak. Nerede kalıyorsun diye sordu. Ermeni mahallesindeki kervansarayda. Gece gelirim. Gece yarısına doğru odamda altı kişi olmuştuk. Ben, Baskevil, Fazıl ve onun üç arkadaşı. Onları kimlikleri bilinmesin diye sadece küçük adlarıyla tanıttı. de neden Tahran'da değil de burada olduğumu sordun. Çünkü başkent anayasacılar için kayıp vaka. Bunu otuz kişinin önünde söyleseydim panik yaratmış olurdum. Ama işin doğrusu bu. Tepki gösteremeyecek kadar afallamıştık. Fazıl devam etti. İki hafta önce St. Petersburg'dan bir gazeteci beni görmeye geldi. Riek gazetesinin muhabiriydi. Adı Panov ama yazılarını tane diye imzalıyor. Ondan söz edildiğini duymuştum. Londra basını ara sıra yazılarından alıntılar yapardı. Fazıl devam etti. O bir sosyal demokrat, çarlık düşmanı, ama birkaç ay önce Tahran'a geldiğinde düşüncelerini kendine sakladı. Rus elçiliğine kolayca girip çıkmanın yolunu buldu ve hangi rastlantı ya da hangi hile sonucu bilmem. Bir takım dosyalara el koyma fırsatı buldu. Kazaklar mutlakiyet rejimini geri getirmek üzere bir darbe hazırlığı içindeymişler. Her şey açıkça yazılıymış. Çarşıda yeni rejimi güveni sarsmak için hırsızlık olayları başlatılacak bazı mollalar da şahtan, sözde İslam'a aykırı olan anayasayı kaldırmalarını isteyeceklermiş. Tabi bana bu belgeleri getirirken Panof büyük bir riske giriyordu. Ona teşekkür edip parlamentonun olağanüstü toplanmasını istedim. Durumu ayrıntılarıyla anlatıp hükümdarın tahttan indirilmesini, yerine oğullarından birinin geçirilmesini, kazak birliğinin kaldırılmasını, suçlu mollaların tutuklamalarını önerdim pek çok konuşmacı kürsüye çıkıp durumu kınadı ve önerilerimi destekledi. Birden bir görevli çıka geldi. İngiliz ve Rus elçilerinin bize acele bir nota vermek üzere parlamentoda olduklarını söyledi. Toplantıya ara verildi. Meclis başkanı ve başbakan dışarıya çıktılar. Dönüşlerinde birer kadavra gibiydiler. Elçiler şahın tahttan indirilmesi halinde her iki devletin askeri müdahalede bulunmak zorunda kalacaklarını söylemeye gelmişlerdi. Bizi yalnız boğmaya hazırlamıyor, kendimizi savunmamızı da engelliyorlardı. Baskeville dehşet içinde. Bu gayret keşlik niye diye sordu. Çünkü Çar burnunun dibinde demokrasi istemiyor. Parlamento sözcüğü bile onu zımaradan çıkartıyor. Ama İngilizler için aynı şey söylenemez. Hayır ama İranlılar kendi kendilerini yönetmeyi öğrenirlerse bunun Hintlilere örnek olmasından korkuyorlar. Çünkü o takdirde İngilizler pılılarını pırtılarını toplayıp gitmek zorunda kalacaklar. Tabi bir de petrol var. 1901 yılında Knox adlı bir İngiliz 20 bin sterlin karşılığında tüm İran petrolünü işletme hakkını aldı. Bugüne kadar üretim önemsiz miktardaydı. Ama birkaç haftadan beri Bahtiyar aşiretinin topraklarında büyük miktarda petrol çıktı. Herhalde duymuşsunuzdur. Bu ülke için önemli bir gelir kaynağı olabilir. Parlamentodan Londra anlaşmasını gözden geçirmesini ve böylece daha adil koşullar elde etmemizi istedim. Milletvekillerinin çoğu beni destekledi. O günden beri İngiliz elçisi beni davetlerine çağırmaz oldu. Oysa bast olay elçilik bahçesinde olmuştu. İngilizler o tarihte Rus etkisinin çok olduğunu, İran pastasından kendilerine çok az bir parça bırakıldığını düşünüyorlardı. Onun için bizi destekleyip bahçelerini açtılar. Hatta Naus'un kötü duruma düşüren resmini onların bastırdığı söyleniyor. Bizim hareketimiz başarı kazanınca Londra, Çar'ı bir bölüşme anlaşmasına razı etmiş oldu. İran'ın kuzeyi Rus nüfus alanına, güneyde İngiltere'ninkine girecekti. İngilizler istediklerini elde eder etmez demokrasiden yüz çevirdiler. Onlar da çar gibi demokrasimizi sakıncalı buluyor ve yok olmasını istiyorlar. Baskerville patladı. Hangi hakla? Fazıl ona babacan gülümsedi ve konuşmasını sürdürdü. İki diplomatın gelişinden sonra milletvekilleri cesaretlerini kaybettiler. Bütün düşmanlara aynı anda karşı koyamayacakları için Savallı panafa yüklenmeyi yeğlediler. Pek çok konuşmacı onu sahtekar, anarşist olmakla suçladı. Ve amacının İran ile Rusya arasında savaş başlatmak olduğunu söylediler. Gazeteci parlamentoya benimle gelmişti. Tanıklığı gerekebilir diye onu büyük salonun yanında, kapı önünde bekletiyordum. Oysa milletvekilleri kalkmış, tutuklanmasını ve çarın elçisine teslim edilmesini istiyorlardı. Bunun için bir de önerge vermişlerdi. Kendi hükümetine karşı bize yardım elini uzatmış olan bu adam cellatlara teslim edilecekti. Her zaman sakin bir insan olduğum halde kendimi tutamadım, bir iskemlenin üzerine çıktım, deli gibi bağırmaya başladım. Şayet bu adam tutuklanacak olursa babamın mezarı üzerine and içerim ki Adem oğullarını çağırır, parlamentoyu kana boğarım. Bu önergeyi onaylayacak olanlardan hiçbiri sağ çıkmayacaktır. Dokunulmazlığımı kaldırıp beni de tutuklayabilirlerdi. Cesaret edemediler. Oturumu ertesi güne ertelediler. O gece başkenti terk ettim, buraya geldim. Panof da benimle geldi. Başka bir ülkeye gidene kadar Tebriz'de bir yerde saklanıyor. Konuşmamız uzayıp gitti. Böylece sabahı bulduk. Sabah ezan sesi ile aydınlık daha da belirgin oldu. Tartışmış, olasılıklar üzerinde durmuş, durdurak bilememiştik. Baskerville gerindi, saatine baktı, bir uyur gezer gibi ayağa kalktı, ensesini kaşıdı. Aman tanrım dedi, saat altı olmuş. Uykusuz bir gece. Öğrencilerimin karşısına ne yüzle çıkacağım? Bu saatte döndüğümü gören rahibe ne diyeceğim? Bir kadınla beraber olduğunu söylersin. Harvard'ın gülecek hali yoktu. Ben rastlantı demek istemiyorum. Çünkü bu işte rastlantının pek rolü yok. Ama Fazıl bize Panof'un belgelerine dayanarak genç İran demokrasisine karşı oynanan oyunları anlatırken darbe hareketi başlamıştı. Daha sonra öğrendiğim üzere 23 Haziran 1908 Çarşamba günü sabahın dördünde bin kadar kazak başlarında Albay Lihakov olmak üzere parlamentonun bulunduğu Baharistan'a doğru yürümekteydi. Parlamentonun çevresi sarılmış, çıkışlar denetime alınmıştı. Yerel encümenlerden birinin üyeleri, birlikleri görünce telefonun henüz takıldığı yakınlardaki bir koleje koşup bazı sosyal milletvekillerine ve Ayetullah Behbahani ile Ayetullah Tabatabai gibi dini liderlere haber vermişlerdi. Onlar da şafak sökmeden önce anayasaya bağlılık yemini etmek üzere parlamentoya gitmişlerdi. Gariptir, kazaklar geçmelerine izin vermişti. Aldıkları emir parlamentodan çıkışı yasaklamıştı, girişi değil. Protestocu kalabalık giderek büyüyordu. Sabah olduğunda 300 kişi olmuşlardı ve aralarında pek çok Ademoğlu vardı. Ellerinde karabinaları, bir miktar cephane, her birine düşen 60 kadar fişek vardı ama kullanmaktan çekiniyorlardı. Gerçekten de damlarda Pencere arkalarında siper almışlardı ama önce kendilerinin ateş edip müthiş bir kıyma yol açmaları mı yoksa darbe hazırlıklarının tamamlanmasını pasif biçimde beklemeleri mi gerektiğini bilmiyorlardı. Yanındaki Rus ve Acem subaylarla Lihakov birliklerini ve toplarını yerleştirmekle meşguldü. O günü 6 adet top saymışlardı ve bunlardan en öldürücü olanı tophane meydanına yerleştirilmişti. Albay üst üste birkaç kez savunucuların hattını atı ile yarmış ama Ademoğullarının karşılık vermeleri Çar'ın bunun bahane edip ülkeyi işgal etmesinden korktuğu için engellenmişti. Saldırı emri öğleye doğru verildi. Kuvvetlerden kolmadığı halde çatışma 6-7 saat sürdü. Direnişçiler toplardan üçünü sat dışı bırakmışlardı. Bu ümitsizliğin kahramanlığı idi. Güneş batarken teslimiyetin beyaz bayrağı İran tarihinin ilk parlamentosuna çekilmiş bulunuyordu. Son atıştan dakikalarca sonra Dihakov topçularına yeniden ateş emri verdi. Çarın emirleri kesindi. Parlamentoyu fes etmek yetmiyordu. Onu barındıran bina da yıkılmalı, Tahranlılar ilelebet ders olmalıydı. Çarpışmalar Tahran'da devam ettiği sırada Tebriz'de ilk silah sesleri duyulmaya başlandı. Harvard'ı dersten sonra almaya gitmiştim. Fazıl ve bir arkadaşı ile yemek yemek üzere encümende buluşacaktık. Henüz çarşının çapraşık sokaklarına girmemiştik ki ilk silah seslerini duymaya başladık. Yakından geliyordu. Büyük bir merakla seslerin geldiği yöne gittik. Yüz metre ötede bağırıp çağıran bir kalabalık yürüyordu. Toz, toprak, duman, tüfekler, meşaleler birbirine karışmıştı. Anlamadığım sözlerle bağırılıyordu. Anlamıyordum. Çünkü Azerice'ydi. Yani Tebrizlilerin konuştukları Türkçe. Baskevil çevirmeye çalışıyordu. Anayasaya ölüm, parlamentoya ölüm, Allahsızlara ölüm. Yaşasın Şah. Bir sürü insan her bir yana koşup duruyordu. Yaşlı bir adam şaşkına dönmüş bir keçiyi çekiştirmeye çalışıyordu. Kadının birinin ayağı takılmış, 6 yaşındaki oğlunu doğrulmasına yardım ediyordu. Kaçmaya başlamışlardı. Biz de buluşacağımız yere varmak için adımlarımızı sıklaştırdık. Sokakta gençlerden bir grup barikat kurmaktaydı. Bizi tanıdılar, geçmemizi sağlayarak acele etmemizi tavsiye ettiler. Çünkü bu yana geliyorlar, mahalleyi yakacaklar diyorlardı. Bütün ademoğullarını öldürme emri almışlardı. Encümen merkezinde Fazıl'ın yanında 40-50 kişi vardı. Tüfeği olmayan tek insan Fazıl'dı. Sadece bir tabanca, bir Avusturya tabancası vardı. Sakindi. Bir gece öncesine oranla daha az sinirliydi. Çekilmez bekleyiş bittiğinde eylem adamının duyduğu rahatlığı duyuyordu. İşte dedi. Panof ne dediyse doğru çıktı. Albay Lihakov darbesini yaptı. Kendisini Tahran askeri valisi ilan etti.'' Sokağa çıkmaya yasağı koydu. Bu sabahtan itibaren anayasacı avını başlattı. Her yerde ve özellikle Tebriz'de. Harvut hayretle, her şey ne kadar da çabuk oldu dedi. Darbenin başladığı Rus konsolosuna telgrafla haber verilmiş. O da bu sabah mollalara haber göndermiş. Onlar da yandaşlarını deveci alanına toplamışlar. Oradan da kentin dört bir yanına yayılmışlar. Önce gazeteci Ali Meşhedi'nin evine gitmişler, karısı ile anasının gözleri önünde, boğazını ve sağ elini kesmişler. Kan gölü ortasında bırakıp gitmişler. Hiç tasalanmayın, akşam olmadan Ali'nin intikamı alınacak. Sesi boğuklaştı, bir saniye durdu, derin bir nefes aldı. Ben Tebriz'e bu kentin direneceğini bildiğim için geldim dedi. Üzerine bastığınız bu toprakta anayasa henüz geçerli. Artık parlamento merkezi burası. Yasal hükümet merkezi burası. Esaslı bir savaş olacak. Sonunda biz kazanacağız. Beni izleyin. 12 yandaşıyla birlikte onu izledik. Bizi bahçeden geçirdikten sonra bir evin çevresinde dolandırdı. Bir ucu yapraklar arasında kaybolmuş tahta bir merdivenin önüne getirdi. Dama çıktık. Bir geçitten geçtik. Bir basamak indik. Sonunda kaim duvarlı Neredeyse mazgal deliği denecek minnacık pencereli bir odaya geldik. Fazıl dışarıya bir göz atmamızı istedi. Mahallenin en az korunan, en zayıf noktası üzerinde bulunuyorduk. Bir barikat kurulmuş, barikatın arkasında bir dizi yerde elinde tüfek yirmi kadar genç bekliyordu. Fazıl, başkaları da var diye açıkladı. Diğerleri de bunlar kadar azimli. Hepsi mahallenin başlarını tutuyor. Guruh gelmeye görsün. Güruhun gelmesi uzun sürmedi. Adem oğullarına ait birkaç evi yakmak için biraz geç kalmışlardı. Onlar da silahlıydı. Bağıra çağra yaklaşıyorlardı. Birden hepimizi bir titreme aldı. İstediğimiz kadar geldiklerini bilelim. İstediğimiz kadar bir duvarın ardına sığınmış olalım. Zincirinden boşanmış bir sürünün bağıra çağra üstümüze gelmesi yaşadığımız en korkunç deneyim olacaktı. Kendimi tutamayarak fısıldadım. Kaç kişiler? Bin, bin beş yüz kadar diye açık ve yüksek sesle yanıtladı Fazıl. Sonra emredercesine. Şimdi korkutmak sırası bizde dedi. Yardımcılarına bize silah vermelerini söyledi. Harvard'la aramızda neredeyse alaylı bir bakışma oldu. O soğuk nesnelere büyülenmiş gibi bakıyordu. Fazıl, pencerelere geçin dedi ve kim yaklaşırsa vurun benim şimdi ayrılmam gerekiyor. Bu vahşilere bir sürprizim olacak. O çıkar çıkmaz çatışma başladı. Çatışma demek abartmak olur. Sürü geliyordu. Kin kusan, zımaradan çıkmış bir gürü. Başlarındaki öncüyle barikatlara hiçbir şey yokmuşçasına dalıyordu. Adem ateş ediyorlardı. Bir salvo, sonra bir daha. On kişi kadar vurulup yere düşüyor, geriye kalanlar çekiliyordu. Aralarından biri barikatı aşmayı başarmış ama bir süngünün üzerine olanca ağırlığıyla geçivermişti. Ardından bir ölüm çığlığı. Gözlerimi çevirdim. Eylemcilerin elebaşı arkada durmuş, ölüm diye haykırmaya devam ediyordu. Sonra bir başka kalabalık barikata yüklendi. Bu kez daha becerikliydiler. Yani savunmacıların ve ateş edilen pencerenin üzerine ateş ediyorlardı. Alnından vurulan oğullarından biri kendi takımının tek kaybı oldu. Salvolar yeniden ilk sırayı dövmeye koyulmuştu. Saldırı yavaşladı, geri çekildiler, birbirine bağıra çağıra danışıyorlardı. Yeni bir saldırıya geçecekleri sırada yeri göğü inleten bir ses duyuldu. Saldırganların tam ortasına bir havan topu düşmüş, ortalığı kana bulamıştı. İşte tam o an savunucular ellerindeki tüfekleri havaya kaldırarak bağırmaya başladılar. Meşrutiyet, meşrutiyet. Barikatın öte yanında sayısız ceset vardı. Harvard usulca. Benim silahım sop soğuk duruyor. Tek bir fişek atmadım. Ya sen diye sordu. Ben de. Tanımadığım birine nişan alıp onu öldürmek üzere tetiği çekmek. Fazıl birkaç saniye sonra geri geldi. Sevinçliydi. Sürprizime ne dersiniz? Bir eski bange Fransız topu, Fransız İmparatorluk ordusundan bir subaydan satın aldık. Damın üzerine yerleştirdik, gelin de hayran kalın. Pek yakında onu Tebriz'in en geniş alanına yerleştirip, üzerine Anayasa'yı kurtaran top diye yazacağız. Anlamlı bir başarı kazandığını bildiğim halde bu sözleri fazla iyimser buldum. Amacı açıktı, Anayasa'ya bağlı olan birkaç kişiyi toplanabilecekleri, korunabilecekleri, ve en önemlisi gelecekte ne yapacaklarını düşünecekleri bir toprak parçasına sahip olmak. Eğer bize Haziran'ın o karışık gününde Tebriz çarşısının dolan başlı yollarının az ötesinde omuzlarında lebel silahları ve bir tek bange topu ile İran'a çalınmış olan özgürlüğünü geri vereceğimiz söylenseydi kim inanırdı? Ama öyle oldu. Ne var ki idealist olanımız bunu hayatıyla ödedi.'' Hayyam'ın ülkesinde karanlık günler yaşanıyordu. Doğuya vaat edilen şafak bu muydu? İsfahan'dan Kazvin'e, Şiraz'dan Hemedan'a kadar her bağırdan aynı ses yükseliyordu. Ölüm, ölüm. Özgürlük, demokrasi, adalet sözcüklerini söylemek için gizlenmek gerekiyordu artık. Gelecek yasaklanmış bir düştü. Anayasacılar sokaklarda kovalanıyordu. Ademoğullarının merkezi boşaltılmış... Kitapları toplatılıp yakılmıştı. İran'ın hiçbir yerinde bu sakin akıl durdurulamamıştı. Tebriz dışında hiçbir yerde. Kaldı ki bu kahraman kentte darbe günü sona ererken 30 kadar mahalle arasında yine de biri. Çarşının kuzey batısında Amir Hız denilen mahalle direnişini sürdürüyordu. O gece genç partizanlar onar onar çarşı kapısını tutarken karargaha dönüştürülen encümen merkezinde Fazıl, buruşuk bir harita üzerinde bir takım oklar çiziyordu. Kaleminin çizgilerini izleyen on kişi kadardık. Fazıl, düşman henüz ona verdiğimiz kayıpların şaşkınlığı içinde dedi. Bizi olduğumuzdan güçlü sanıyor. Onların topu yok ve bizim kaç topumuz olduğunu bilmiyor. Bu durumdan yararlanmalıyız. Şah eninde sonunda askerlerini gönderecektir. Şimdiden kentin tamamını ele geçirmemiz gerek. Bu gece saldırıya geçeceğiz. Eğildi. Onunla birlikte bütün başlarda harita üzerine eğildi. Ani olarak nehri geçip kaleye iki yandan saldıracağız. Çarşıdan ve mezarlıktan saldıracağız. Akşam olmadan kale bizimdir. Kale on gün sonra ele geçebildi. Her sokakta kanlı çatışmalar oldu ama direnişçiler ilerliyordu. Her şey lehlerine gidiyordu. Adem oğullarından bazıları Hint Avrupa Postanesini ele geçirmişlerdi. Böylece Tahran ve ülkenin diğer kentleri hatta Londra ve Bombay ile iletişim kurulabiliyordu. O gün bir polis kışlası da anayasacılara katıldı ve bir de Maxim Miltrayöz ile 30 kasa cephane getirdi. Bu kazançlar halka cesaret verdi. Genç ihtiyar yüzlerce kişi kurtarılmış mahallelere koşuyordu. Bazıları silahlarıyla birlikte geliyordu. Birkaç hafta içinde düşman kent dışına itilmiş oldu. Sadece kentin kuzeyinde pek oturulmayan ve deveciler mahallesinden sahip divan ordugahına kadar uzanan bir yöreyi elinde tutabilirdi. Temmuz ortalarına doğru bir gönüllüler ordusu kuruldu. Geçici bir yönetim iş başına geçti. Harvard'a alım ikmal işleri verildi artık bütün vaktini çarşıda alışveriş etmekle geçiriyordu. Satıcılar ona büyük yakınlık gösteriyorlardı. Harvard, İranlıların ağırlık ölçüleri ile pek âlâ baş edebiliyordu. Litreyi, kiloyu, onsu unut diyordu. Burada dirhem, mezkal, şinik ve eşek yükü içinde hardal geçerli. Bana öğretme çabasındaydı. Temel ağırlık ölçüsü çav, Orta büyüklükte kabuklu bir arpa ağırlığına eşit. Müthiş diyordum. Hocam ben öğrencisine sitemle bakıyordu. Dersimi iyi öğrenebildiğimi göstermek için. Demek ki çav en küçük ölçü birimi diyordum. Hiç de i̇şte değil diye kızıyordu Harvard. Derhal notlarıma bakıyor. Sonra bir arpanın ağırlığı 70 hardal tanesine eşit. Ya da 6 adet katır kuyruğu teline. Benim görevim onunkisi kadar ağır değildi. Yerel lehçeyi konuşamadığım için yabancılarla ilişki kurmak, güvenliklerini sağlamak ve Fazıl'ın niyetleri hakkında onlara bilgi vermekle yükümlüydüm. Tebriz, 20 yıl önce Trans-Kafkasya Demiryolu yapılana kadar İran'ın giriş kapısı, yük Katarların zorunlu geçit noktasıydı. Alman Mosnif ve Schüneman veya Avusturya Doğu Ticaret Anonim Ortaklığı gibi Pek çok Avrupa şirketinin Tebriz'de şubesi vardı. Ayrıca konsolosluklar, Amerikan Presbyterian Misyonu ve daha başka kuruluşlar da bulunuyordu. O zor günlerde hiçbir yabancının zarara uğramadığını övünerek söyleyebilirim. Dahası duygulandırıcı bir dostluk bağı kurulmuştu. Baskerville'dan, kendimden ya da harekete katılan panoftan söz etmiyorum. Burada... Fazıl'ın yanında silaha sarılmaktan çekinmemiş ve yaralanmış olan Manchester Guardian muhabiri More veya pek çok lojistik sorunumuzu çözen ve Asya Frances'e yazdığı yazılarla Paris'te ve bütün dünyada Tebriz'den yana tavır almasına yol açan ve böylece kenti tehdit eden korkunç kaderden kurtaran Yüzbaşı Engineer'ı selamlamak istiyorum. Kentin bazı din adamları yabancıların bu katkılarını anayasacılara karşı kullandılar bir avuç Avrupalı, Ermeni, Babai ve de her türlü serseri diyorlardı. Halk bu propagandaya kulak asmıyor, bizi sevgiyle karşılıyordu. Her erkek bizlere kardeş, her kadın abla ya da anne idi. Söylemeye gerek yok. Direnişe en büyük destek yine İranlıların kendilerinden geldi. Bir kere Tebrizliler, sonra da inançları yüzünden, kentlerinden ya da köylerinden kaçmak zorunda kalmış olan göçmenler destek veriyorlardı ülkenin dört bir yanından gelmiş olan Ademoğulları kendilerine bir silah verilmesinden başka bir şey istemiyorlardı. Birçok milletvekili, bakan, Tahranlı gazeteci içinde durum aynıydı. Ama sığınmacıların en değerlisi hiç kuşkusuz Şirin idi. Sokağa çıkma yasağını aldırmadan otomobiliyle yola çıkmış ve Kazaklar onu durdurmaya cesaret edememişlerdi. Halk hayran hayran arabasını izliyordu. Üstelik aslen Tebriz'de olan şoförü böyle bir aracı kullanan nadir İranlılardan biriydi. Prenses terk edilmiş bir saraya yerleşti. O sarayı büyük babası yaptırmıştı. Öldürülen yaşlı şah yılda bir kere buraya gelip kalmayı düşlemişti. Ama anlatıldığına göre daha ilk gece bir rahatsızlık geçirmiş ve yıldız bilimciler böyle uğursuz bir yere ayak basmamasını öğütlemişlerdi. 30 yıldan beri kimse oturmuyordu ve biraz ürkerek oraya boş saray deniliyordu. Şirin uğursuzluğa filan aldırmayarak oraya geçip oturmuştu. Direnişçiler geniş bahçesinde toplanmaktan hoşlanıyorlardı. Aralarına ben de sık sık karışıyordum. Prenses beni her görünüşünde seviniyordu. Mektuplar aramızda kimsenin bozamayacağı bir ortaklık kurmuştu. Tabi hiçbir zaman yalnız kalmıyorduk. Her toplantıda veya her yemekte en az on kişi oluyorduk. Durmadan tartışıyor, ara sıra şakalaşıyorduk. Ama asla aşırılığa kaçmıyorduk. İran'da lavalikten hoşlanılmaz, ince bir nezaket, hatta cafcafalı bir terbiye vardır. Çoğu kez konuşurken, ben deniz, gölge deniz, kulunuz gibi deyimler kullanılır. Hele soylulara ve soyluların kadın olanlarına hitap edilirken yerlere kapanılır, gerçekte değilse bile bu iş sözle yere getirilir sonunda o heyecanlı perşembe günü gelip çattı. 17 Eylül günü nasıl unutabilirim? Şirin'in sarayında yanımızdakiler çeşitli nedenlerden ötürü çıkmışlar. Ben de sona kalanlarla birlikte izin istemiştim. Dış kapıdan çıkacağım sırada önemli yazıların bulunduğu evrak çantamı unuttuğumu gördüm. Hemen geri döndüm. Prensesi görmek için bir art düşüncem yoktu. Ziyaretçilerini geçirdikten sonra dinlenmek üzere çekildiğini sanıyordum. Yanılmışım. Hala oturuyordu. 25 boş iskemlenin ortasında tek başına. Endişeli, dalgın. Onu gözden yitirmeden çantamı usulca aldım. Şirin hala sessiz, beni görmemiş gibiydi. Ben de hiç ses çıkarmadan onu seyre koyuldum. Sanki 12 yıl öncesindeymişim gibiydi. İstanbul'da Cemalettin'in salonunda kendimi görüyordum, onu görüyordum. O zaman da böyle yan oturmuştu. Saçlarını örten ve iskemlenin ayaklarına kadar inen mavi bir örtü vardı. O zaman kaç yaşındaydı? 17 mi, 18 mi? Bugün 30 yaşında, olgun, huzurlu bir kadın, bir ece, ilk günkü gibi endamlı, onun durumunda ve konumunda olan kadınların alışkanlıklarına kendini kaptırmamıştı. Tembel, obur biri olarak bütün gün bir divanın üzerinde yatarak geçirmek gibi Evlenmiş miydi? Boşanmış mıydı? Dul muydu? Bundan asla söz etmedik. Ona çok kesin bir biçimde seni İstanbul'dan beri seviyorum diyebilmeyi istiyordum. Dudaklarım kıpırdadı sonra tek bir ses çıkarmadan yeniden kapandı. Şirin bana doğru dönmüştü oysa. Sanki ne gitmiş ne de geri gelmiştim. Şaşırmış değildi. Bakışlarıyla duraksadı. Ne düşünüyorsun? İlk kez sen, diyordu yanıtı dudaklarımın üzerindeydi. Seni İstanbul'dan beri. Gülümseyişi biraz sıkılgandı ama hiçbir engelle karşılaşmak istemediği bütün yüzüne bu gülümseyişin yayılmasından belliydi. Bense onun sözlerini tekrar etmekten başka bir şey bulamamıştım. Aramızda bir çeşit paralı olmuştu sözleri. Bilinmez, belki bir gün karşılaşırız. Sessiz, anılarla dolu birkaç saniyeden sonra Şirin, Tahran'dan kitapsız ayrılmadım dedi. Semerkant el yazması mı? Başucumdaki çekmecede duruyor devamlı olarak. Sayfalarını çevirmekten hiç bıkmıyorum. Rubaileri ezberlemekten, hele her sayfanın yanına yazılmış olan günlük olduğu gibi belliyim de. O kitapla bir gece geçirmek için ömrümün on yılını veririm. Ben de ömrümün bir gecesini. Az sonra Şirin'in yüzüne eğildim. Dudaklarımız buluştu. Gözlerimiz kapandı. Dolup kalmış kafalarımızın içindeki Ağustos böceği şarkılarından başka bir ses duyulmaz oldu. Uzun bir öpüşme, yakıcı bir öpüşme, uzaklardan gelen engelleri aşan bir öpüşme. Başkaları gelir korkusuyla, hizmetkarlar görür korkusuyla ayağa kalktım. Onu izledim, kapı olduğu hiç anlaşılmayan küçük bir kapıdan geçtik. Basamakları yer yer kırılmış bir merdivenden çıktık. Şimdi torununun kaldığı, eski şahın odasına vardık. Ağır iki kapı kanadı üzerimize kapandı. Bir kilit sesi ve yalnız kaldık. Tebriz dünyanın bir ucunda bir kentti. Dünya Tebriz'den uzak erimekteydi. Sütunlu, boyalı koca bir yatakta sevgilimi öpüyordum. Sabah olduğunda el yazmasını henüz açmamıştım. Yatağın öte yanındaki komedinin üzerinde duruyordu. Dünyada hiçbir şey beni yerinden kıpırdatamazdı. Nefesinin kokusunu içime çekiyor, kirpiklerine bakıyor. Ne gibi pembe düşler ya da korkulu rüyalar gördüğünü tahmin etmeye çalışıyordum. Uyandığımda kentin ilk gürültüleri de başlamıştı. Hemen toparlanmak zorunda kaldım. Kendi kendime Hayyam'ın kitabına, bir sonraki aşk gecesine bakmaya söz verdim. Boş saraydan çıkmış ürpererek yürüyordum. Tebriz sokakları hiç sıcak değildir. kestirmeden gitmeye kalkışmadan Kervansarayın yolunu tutmuştum. Oraya varmak için hiç acele etmiyordum. Gecenin kıpırtısı içimde durulmuş değildi. Resimler, hareketler, fısıltılar gözümün önünde uçuşup duruyordu. Mutlu muydum, onu bile bilmiyordum. Bir doyum, bir rahatlama, bir dolgunluk hissediyordum. Ama yasak aşklarla birlikte gelen suçluluk duygusu içimi kemiriyordu. Uykusuz gecelerin düşünceleri nasıl olursa o biçim düşünceler takılıyordu kafama. Ben gittikten sonra yüzünde bir gülümseme ile tekrardan uykuya daldı mı? Pişmanlık duyuyor mu? Onu tekrar gördüğümde ve yalnız kaldığımızda yakınlık mı gösterecek, soğuk mu duracak? Bu gece gene gideceğim, gözlerinde bir inanç arayacağım. Birden bir top atışı duyuldu. Durdum, kulak verdim. Önce bir sessizlik oldu. Ardından silahlar patladı. Sonunda her şey duruldu. Yoluma devam ettim. Biraz daha hızlı adımlarla kulağımı kabartmış yürüyordum. Yeni bir gümbürtü duyuldu. Ardından üçüncüsü. Bu kez telaşlandım. Bu sıklıkta tek bir top atışı olmazdı bu. İki top olmalıydı ya da daha çok. İki sokak ötesinde iki havan topu patladı. Koşmaya başladım kaleye doğru. Fazıl korktuğum haberi doğruladı. Şahın kuvvetleri gece gelmişti. Mollaların tuttukları mahallelere yerleşmişlerdi. Ardından gelen birlikler de vardı. Her bir yandan akıyorlardı. Tebriz kuşatılmıştı. Tahran askeri valisi Albay Lihakov birliklerine çektiği nutuk şöyleydi. Değerli kazaklar, şah tehlikede, Tebrizliler onu tanımıyor, ona savaş açtılar. Onun anayasayı kabule zorluyorlar. Oysa anayasa bizim ayrıcalıklarımızı kaldırmak, birliklerimizi lav etmek istiyor. Başarırlarsa sizin karılarınız ve çocuklarınız aç kalacaklardır. Anayasa en büyük düşmanımızdır. Ona karşı aslanlar gibi savaşmaktasınız. Parlamentoyu yıkmakla bütün dünyayı kendinize hayran kıldınız. Bu hayırlı eyleminizi sürdürün. İsyan etmiş kenti ezin, ben de size Rus ve İran hükümdarı adına para ve mevki vaat ediyorum.'' Tebriz'in zenginlikleri sizindir. Gidip almaya bakın. Tahran ve St. Petersburg'da yüksek sesle, Londra'da fısıltıyla verilen emir aynıydı. Tebriz'i yerle bir etmek. Tebriz, cezaların en ağırını hak etmişti. İbret için cezasını görmelidir. Tebriz yenilirse artık hiç kimse, anayasa, parlamento, demokrasi sözü edemez. Doğu yeniden derin uykusuna dalabilir. İşte böylece bütün dünya aylar boyu sürecek garip ve acıklı bir çekişmeye tanık olacaktı. Tebriz örneği, İran'ın diğer kentlerinde direnişin ateşini yaktığı halde, kentin kendisi giderek sertleşen bir kuşatmaya tabi oluyordu. Anayasacılar kalkınmak, toparlanmak, yeniden örgütlenmek ve son kaleleri yıkılmadan silahı ele alma vaktini bulabilecek miydi? Ocak ayında önemli bir başarı kazandı anayasacılar. Şirin'in dayıları, Bahtiyar Reisi'nin çağrısı üzerine eski başkent İsfahan'da isyan etti ve Tebriz'i desteklediğini ilan etti. Haber kuşatılmış kenti ulaştığında sevinçten yer yerinden oynadı. Bütün gece bıkıp usanmadan Tebriz İsfahan ülkedir uyan diye bağırıldı. Ama ertesi günü ağır bir saldırı sonucu savunuculardan bir kısmı güneydeki ve batıdaki noktalara çekilmek zorunda kaldı. Tebriz'i dış dünyaya bağlayan tek bir yol kalmıştı. O da Rus sınırına götüren kuzey yoldu. Üç hafta sonra Reskenti de isyan etti. İsfahan gibi Res de Şah'ın boyunduruğunu reddediyor, anayasadan ve fazılın direnişinden yana olduğunu ilan ediyordu. Tebriz yeni bir sevinç daha yaşıyordu. Aynı anda kuşatmacılardan yeni bir saldırı oldu. Tebriz'i dışarıya bağlayan son yol da kesildi. Tebriz çepeçevre kuşatılmış oldu. Artık ne haber ne de yiyecek gelebiliyordu. Kentin 200 binlik nüfusunu beslemek için daha sert bir tayin usulünü uygulamak gerekiyordu. 1909 Şubat ve Mart aylarında birkaç kent daha isyan etti. Böylece Şiraz, Hemedan, Meşhed, Astarabad, Abbas anayasayı kabul eden kentler oldu. Paris'te Tebriz'i savunma komitesi kurulmuştu. Başında Diyalog adında biri vardı. Tanınan bir doğu bilimciydi. Aynı iş Londra'da da yapıldı. Başkanlığına Lord Lamington getirildi. Daha da önemlisi Osmanlı topraklarında Kerbela'daki Şii din adamları açıkça anayasadan yana tavır almış ve gerici mollaları kınamışlardı. Tebriz kazanmıştı ama Tebriz ölüyordu. Bunca isyana, bunca yatsımaya karşı koyacak gücü olmayan Şah'ın Kafasında tek bir düşünce vardı. Kötülüğün kökeni olan Tebriz'i yerle bir etmek gerek. Tebriz düşerse diğerleri baş eğer. Onu ele geçiremediğine göre açlığa mahkum edecekti. Karneye bağladığı halde ekmek giderek bulunmaz olmuştu. Mart sonunda özellikle yaşlılar ve küçük çocuklar arasında ölüm oranı yüksekti. Londra, Paris, St. Petersburg basınında eleştiriler çoğalmış, ve kuşatılan kentte hayatları tehlikede olan vatandaşlarının bulunması nedeniyle devletler kınamaya başlamıştı. Bu haberler bize ancak telgrafla ulaşabiliyordu. Bir gün Fazıl beni çağırdı. Ruslarla İngilizler pek yakında kendi vatandaşlarını buradan çıkartacaklar. Böylece Tebriz dünyada pek fazla yankı uyandırmadan rahatça ezilmiş olacak. Bizler için ağır olacak ama bilmeni isterim. Buna karşı çıkmayacağım. ''Burada kimseyi zorla tutacak değilim.'' dedi. Benim görevim, ilgililere bunu duyurmak ve gidişlerini kolaylaştırmaktı. İşte olayların en olağanüstü o sırada meydana geldi. Buna tanık olunca, insanların diğer alçaklıklarına daha kolay katlanabiliyorum. Durumu anlatmak için dolaşmaya başlamış ve ilk önce Presbyterian misyonuna gitmiştim. Doğrusu rahiple karşılaşmaktan ve azar işitmekten korkuyordum. Harvard'ı yola getirmem için bana güvenmişken aynı yoldan gitmeme sistem etmeyecek miydi? Gerçekten de beni gerektiği ölçüde bir nezaketle ama mesafeli karşıladı. Neden geldiğimi söyleyince hiç duraksamadan. Gitmeyeceğim dedi. Yabancıları buradan çıkartmak için bir konvoy düzenlediğine göre aç kenti doyurmak için de bir konvoy düzenlenebilir. Davranışına teşekkür ettim. Dini ve insani inanışlarına yakışır bir davranıştı. Daha sonra o yakınlardaki üç şirkete gittim ve büyük bir hayretle aynı yanıtı verdiklerini gördüm. Rahip gibi tüccarlar da gitmek istemiyorlardı. Aralarından bir İtalyan şöyle dedi. Böyle zor günlerde Tebriz'den gidecek olursam daha sonra dönmeye utanırım. Onun için kalacağım. Belki burada kalışım hükümetimi harekete geçirebilir. Aralarında sözleşmiş gibi her yerde aynı cevap verildi. İngiliz konsolosu Vrastilavdan Rus konsolosunun personeline kadar. Yabancıların bu müthiş dayanışması kente moral verdi. Ama durum parlak değildi. 18 Nisan'da Vrastilav Londra'ya şu telgrafı çekiyordu. Ekmek azaldı, yarın daha da azalacak. 19 Nisan'da yeni bir mesaj gönderiyordu. Durum ümitsiz, kuşatmayı yarmak için son bir hamleden söz ediyordu. Gerçekten de o gün kalede bir toplantı yapılıyordu. Fazıl, anayasaya bağlı birliklerin Reş'ten Tahran'a yürüdüğünü, iktidarın yıkılmasına az kaldığını söylüyordu. Ama Harvard artık hiçbir yerde yiyecek kalmadığını belirtmek zorunda kaldı. İnsanlar damdaki kedilere varana dek tüm evcil hayvanları yediler. Pek çok aile gece gündüz sokaklarda bir arpa tanesi, bir ekmek kırıntısı arıyor yamyamlık tehlikesi gelip kapıya dayandı. İki hafta, iki hafta yeter bize. Fazıl adeta yalvarıyordu ama Harvard'ın elinden bir şey gelemezdi. Bugüne kadar idare ettik. Artık dağıtabilecek hiçbir şey kalmadı. İki haftada halk kırılıp gider. Tebriz bir hayalet kent olur. Son günlerde ölü sayısı 800'e çıktı. Açlıktan ve açlığın neden olduğu hastalıktan ölüyorlar.'' İki hafta, sadece iki haftacık oruç tutmak gerekse bile biz kaç gündür oruç tutuyoruz? Öyleyse ne yapalım? Teslim mi olalım? Sabırla oluşturduğumuz bunca desteği yok mu edelim? Bir başka çare bulunamaz mı? Dayanmak için. Dayanmak, dayanmak. Açlıktan, yorgunluktan ama aynı zamanda hemen ellerinin altındaki bir zaferin sarhoşluğundan şaşkına dönmüş 12 adamın tek bir saplantısı vardı. O da dayanmaktı. Harvard bir çözüm olabilir dedi. Bütün gözler Baskeville'a çevrildi. Ani bir yarmada bulunmak dedi. Parmağını haritaya koydu ve devam etti. Bu konuma yeniden gelebilirsek güçlerimiz dışarı ile yeniden bağlantı kurmuş olur. Düşman kendine gelip toplanıncaya kadar selamete çıkabiliriz. Ben bu öneriye hemen karşı çıktım. Askerler de aynı fikirdeydi. Hepsi bunun bir intihar olacağını söylüyordu. Düşman hatlarımızın 500 metre ötesinde bir tepenin üzerinde mevzilenmişti. Bu 500 metreyi geçip kerpiç bir duvara aşıp savunucuları yerlerinden edip karşı saldırıya direnecek güçleri yerleştirmek söz konusuydu. Fazıl tereddüt ediyordu, haritaya bakmıyordu bile. Onun merak ettiği harekatın yaratacağı siyasal etkiydi. Birkaç gün kazandırılabilir miydi? Tartışma uzayıp duruyordu. Baskerville diretiyor, sallar ileri sürüyordu. Bir süre sonra More de ona katıldı. Guardian muhabiri, kendi askeri deneyimini ileri sürüyor, ani baskında sonuç alınabileceğini söylüyordu. Sonunda Fazıl karar verdi. Hala inanmış değilim ama başka bir çare olmadığına göre Harvard'ın önerisine karşı çıkmayacağım dedi. Ertesi günü, 20 Nisan'da sabahın üçünde saldırıya geçildi. Sabah bazı yerler ele geçirilmişse cepheye birkaç yerden ilerlenecek ve düşmanın karşı saldırıda bulunması önlenecekti. Ama daha ilk dakikalardan itibaren girişimin ne derece tehlikeli olduğu anlaşıldı. İlk çıkışta More, Baskeville ve 60 kadar gönüllü bir ateş hattı meydana getirmişlerdi. Ama düşmanın hiç de baskına uğramış bir hali yoktu. Hazırlıklarımızı bildiren bir casus mu vardı? Doğrulanması olanaksızdı tabii. Ne var ki orası, Lihakov'un en yetenekli subaylarından biri tarafından korunuyordu. Mantıklı biri olarak Fazıl, harekatın durdurulmasını emretti, geri çekilme işareti verdi. Savaşçılar tersini atmaya başladılar. Morede dahil çok kişi yaralanmıştı. Geri dönmeyen tek kişi vardı, Baskeville. Daha ilk salvoda vurulup düşmüştü. Tebriz, üç gün boyunca taziye havası içinde yaşadı. Presbyterian misyonunda usulce Adem oğullarının semtinde ağız ağız ağlanıyordu. Gözlerim kıpkırmızı, kime ait olduklarını bilmediğim eller sıkıyordum. Durmadan hiç bitmeyecekmiş gibi kucaklıyordum. Ziyaretçiler arasında İngiliz konsolosu vardı. Beni bir köşeye çekti. Belki teselli eder diye söylüyorum. Arkadaşımızın ölümünden altı saat sonra Londra'dan haber geldi. Tebriz konusunda devletler bir anlaşmaya varmışlar. Baskerville boş yere ölmüş olmayacak. Kenti kurtarmak ve donatımını sağlamak için bir birlik gönderilmiş. Tabi yabancıları da kentten çıkartacak. Bir Rus birliği mi? Elbette çevrede ordusu olan bir tek onlar var. Ama biz de teminat istedik. Anayasacılar rahat bırakılacak ve Çar ordusunun... Görevi tamamlanır tamamlanmaz geri çekilecek. Fazıl'ın silahları bırakması için güvendiğim kişi sizsiniz. Niçin kabul ettim? Şaşkınlıktan mı? Yorgunluktan mı? Bende de yerleşmeye başlayan İran kaderciliğinden mi? Ne var ki karşı çıkmadım işte. Bu berbat göre benim yazgınmış gibi bir duyguya kapıldım. Yine de Fazıl'ın yanına hemen gitmedim. Birkaç saatliğine kaçmayı yeğledim. Şirin'e gittim. Aşk gecemizden beri ona sadece topluluk içinde rastlayabiliyordum. Kuşatma Tebriz'de yepyeni bir hava yaratmıştı. Hiç durmadan düşmanın sızdığından söz ediliyordu. Herkese casus ya da sabotajcı gözüyle bakılıyordu. Silahlı adamlar sokaklarda kol geziyor, belli başlı binaların girişlerinde nöbet tutuluyordu. Boş sarayın kapısının önünde beş ya da altı kişi oluyorlardı. Beni her seferinde gülerek selamlasalarda Orada oluşları Şirin'e yalnız gitmemi engelliyordu. O akşam nöbet her yanda laçkalaştığı için prensesin odasına kadar gizlice sızabildim. Kapı aralıktı, usulca ittim. Şirin yatağının üzerine oturmuş, el yazmasını dizlerinin üzerine koymuştu. Usulca yanına vardım, omuzu omuzumda, kalçası kalçamdaydı. Ne o ne de ben o akşam sevişmeye gönüllüydük. O gece başka türlü seviştik. İkimiz de aynı kitaba dalmıştık. Gözlerimi, dudaklarımı yönetiyordu. Her sözcüğü biliyor, her resmi tanıyordu. Oysa benim için bunlar ilk idi. Genelde Fransızcaya çeviriyordu. Kendine göre öylesine güçlü, öylesine çağdaş, öylesine zaman ötesi şiirlerdi ki 800 yıl önce Nişanpur'un ya da İsvahan'ın ya da Semerkant'ın bir bahçesinde yazıldıkları unutuluyordu.'' dörtlükleri sonuna kadar okuduktan ve her minyatüre uzun uzun hayranlıkla baktıktan sonra kitabın tekrar başına dönüp sayfa kenarlarındaki yazıları okuyorduk. Önce yaptığın yarısını doldurmuş olan Ermeni Vartan'ın yazdıklarını, onun yazdıkları sayesinde o gece Ömer ile Cihan'ın ve üç arkadaşının öyküsünü öğrenmiş oldum. Daha sonraki 30 sayfanın her birinde Alamut kütüphanecileri babadan oğula el yazmasının öyküsünü Merv'den nasıl kaçırıldığını, Haşhaşiler üzerindeki etkisini ve Moğol akımına kadar Haşhaşilerin öyküsünü yazmışlardı. Yazıyı sökemediğim için son sayfaları bana Şirin okumuştu. Alamut yıkılmadan önce memleketim Kirman'a kaçtım. Nişanpurlu Büyük Hayyam'ın eserini de beraberimde götürerek. Onu tutmaya layık eller tutana dek onu saklamaya karar verdim. Bunun için Yüce Tanrı'ya sığınıyorum dilediğine yol gösterir, dilediğini yoldan çıkarır. Bu satırları yazan bir de tarih atmıştı. 14 Mart 1257. Düşüncelere saplandım. El yazması 13. yüzyılda susuyor dedim. Cemalettin'e 19. yüzyılda armağan edilmiş. Peki arada ne oldu? Uzun bir uyku diye yanıtladı Şirin. Bitmez tükenmez bir doğu siestası. Sonra o deli Mirza'nın ellerinde sıçrayarak uyanış. Alamut kütüphanecileri gibi o da kirmanlı değil mi? Ataları arasında bir haşhaşın olması o denli şaşırtıcı mı? Şirin ayağa kalktı, aynanın önünde bir tabureye oturdu, eline tarağını aldı. Çıplak kolunu, zarif hareketlerini saatlerce seyredebilirdim. Ama beni gerçekte yüz yüze getirdi. Seni yatağımda yakalamalarını istemiyorsan gitmeye hazırlan. Gerçekten de gün ışığı odaya dolmuş, Perdeler saydamlaşmıştı. Bıkkın bir sesle. Doğru dedim. Sana laf gelsin istemem. Gülerek döndü. Üstüne bastın. Bana laf gelsin istemem. Tüm İran haremlerinde yakışıklı bir yabancının bütün geceyi soyunmayı bile düşünmeden yanımda geçirdiğini anlatmalarını istemem. Sonra kimse bana göz dikmez. El yazmasını kutuya yerleştirdikten sonra sevgilimin dudaklarına bir buse kondurdum. Sonra sarayın koridorundan koşarak kendimi dışarı attım. Kentin kalabalığına karşı verdim. Bu acılı günlerde ölenlerden neden Baskeville'ı andım? Dostum ve vatandaşım olduğu için mi? Kuşkusuz. Ama aynı zamanda yabancısı olduğu şu doğuda özgürlüğün ve demokrasinin doğduğunu görmekten başka ihtirası olmadığı için de kendini boş yere mi feda etti? 10 yıl, 20 yıl, 100 yıl sonra batı onun verdiği örneği anımsamayacak mı? İran yaptıklarını hatırlamayacak mı? Düşünmek bile istemiyorum. İki dünya arasında, aynı zamanda hem vaat edici hem düşkürücü iki dünya arasında melankoliye kapılmaktan korktuğum için yine de Baskevul'un ölümünün hemen ardındaki olaylarla yetinecek olursam ölümü yararsız olmadı diyebilirim. Dışarıdan müdahale edildi, abluka kalktı, yiyecek geldi. Harvard sayesinde mi? Belki daha önce karar verilmişti. Ama onun ölümü kentin kurtarılmasını çabuklaştırdı. Binlerce aç insan hayatlarını ona borçludur. Bekleneceği gibi Çar ordularının kente girişi Fazıl'ın hoşuna gitmedi. Ona kadere razı olması gerektiğini söylemeye çalışıyordum. Halkın direnecek gücü kalmadı. Onlara verebileceğin tek armağan açlıktan kurtarmaktır. Bunca acıdan sonra onlara böyle bir borcun var. On ay savaş, sonra Şah'ın koruyucusu Nikolas'ın eline düş. Ruslar kendi başlarına hareket etmiyor. Uluslararası topluluk adına geliyorlar. Yeryüzündeki tüm dostlarımız bu hareketi alkışlıyor. Bunu reddetmek, buna karşı çıkmak, bizi bugüne kadar tutmuş olanların desteğini yitirmek olur dedim. Zafer, yanı başımızdayken teslim olmak, silahları bırakmak mı? bana mı cevap veriyorsun yoksa kaderine mi laf atıyorsun fazıl silkindi gözleri sitem doluydu tebriz böyle bir aşağılanmaya layık değil elimden bir şey gelmez elinden bir şey gelmez öyle anlar var ki vereceğin her karar kötüdür kötüler arasında sana en az pişmanlık vereceği seç durulmuş göründü düşünceye daldı arkadaşlarım ne olacak İngilizler güvenliklerini garanti ediyor. Silahlarımız? Herkes kendi silahını alıkoyabilecek. Evler aranmayacak. Sadece ateş edilen ev olursa oraya girilecek. Ağır silahlar teslim edilecek. Hiç de inanmış görünmüyordu. Peki bir süre sonra ordusunu geri çekmeye çarı kim mecbur edecek? Tanrı'ya emanet olacağız. Birdenbire başma doğulu kesildin. Fazıl'ın dilinde Doğulu sözcüğünün iltifat olmadığını bilmek için onu yeterince tanımak gerekir. Hele bunu söylerken bir de yüzünü eşkitirse. Taktik değiştirmek zorunluluğu duydum. Gürültülü bir iç çekmeyle ayağa kalktım. Belki de hakkım var. Tartışmakla hata ettim. Gidip İngiliz konsolosuna seni razı edemediğimi söyleyeyim. Sonra buraya döner, sonuna kadar yanında kalırım. Fazıl kolumdan tuttu. Seni suçlamış değilim. Önerini reddetmiş de değilim. Önerim mi? Benim mi? Ben sadece İngiliz konsolosunun önerisini naklettim. Üstelik kimin tarafından yapıldığını vurgulayarak. Sakin ol ve anla beni. Rusların Tebriz'e girmelerini önleyecek olanağım olmadığını biliyorum. En ufak bir direnişte bulunursam, kimin tarafında olursa olsun, kurtarılmayı bekleyen kendi vatandaşların başta olmak üzere, bütün dünyanın beni kınayacağını da biliyorum.'' kuşatmanın son bulunuşunun şah için bir yenilgi olduğunu da biliyorum. Savaşma amacında bu değil miydi? Hayır, işte bunda yanıldın. Bu, şaha lanetler yağdırabilirim ama savaştığım o değil. Bir despotu yenmek nihai amaç olmaz. Ben İranlılar özgür olduklarının bilincinde olsunlar diye, burada söylendiği biçimiyle birer Ademoğlu gibi kendi güçlerine güvensinler, günümüz dünyasında layık oldukları yeri alsınlar diye savaşıyorum. Burada bunu başarmak istediğim. Bu kent, şahın ve mollaların vesayetini reddetti, büyük devletlere kafa tuttu, yürekli insanların hayranlığını kazandı. Tebriz halkı kazanmak üzereydi ama kazanmasına fırsat vermiyorlar. Bu örneğin yayılmasından korkuyorlar. Onları aşağılamak istiyorlar. Bu gururlu halk ekmek yemek için çarın askerlerine baş eğecek. Sen ki özgür bir ülkede doğdun. Bunu anlaman gerek. Aradan birkaç saniye geçti. İngiliz konsolosuna ne cevap vermemi istiyorsun diye sordum. Fazıl yapay bir gülümseme takındı. Ona de ki bir kez daha majestelerini iltica etmekten kıvaş duyacağım. Fazıl'ın karamsarlığının nedeni yerinde olduğunu anlamam için zamanın geçmesi gerekti. Çünkü hemen ardındaki olaylar onu haksız çıkarmıştı. Fazıl İngiltere konsolosluğunda birkaç gün kaldı. Sonra Vilas onu kendi arabasıyla Rus hatlarını geçerek Kazvin yakınlarına kadar götürdü. Fazıl orada anayasa birliklerine katıldı. Onlar da uzun bir bekleişten sonra Tahran üzerine yürümeye hazırlanıyorlardı. Tebriz kuşatma altında olduğu sürece şahın elinde düşmanlarını caydıracak bir koz bulunuyordu. Onları tehdit edebilir Onları durdurabilirdi. Kuşatma kalkar kalkmaz Fazıl'ın dostları ellerini tutan bağdan kurtulduklarını hissettiler ve hiç vakit kaybetmeden başkent üzerine yürümeye başladılar. Biri kuzeyden Kazvin'den, diğeri güneyden İsfahan'dan iki ordu halinde ilerliyorlardı. Güney ordusu çoğunlukla Bahtiyar aşiretindendi ve 23 Haziran'da Komu ele geçirmişti. Birkaç gün sonra bir İngiliz-Rus ortak bildirisi yayımlandı. Anayasacıların ilerlemeyi durdurmalarını ve Şah ile anlaşmaya gitmelerini istiyordu. Aksi halde iki devlet müdahale etmek zorunda kalacaktı. Fazıl ile arkadaşları aldırmadılar, yürüyüşlerine hız verdiler. 9 Temmuz'da iki ordu Tahran surlarında buluştu. 13 Temmuz günü 11 kişi başkentte, kuzeybatıda iyi tutulmayan bir kapıdan ve Thames gazetesinin muhabirinin hayretten açılmış gözleri önünde kente giriyordu. Sadece Lihakov direnmeye kalkışmıştı. 300 askeri, birkaç eski topu ve iki makinelisi ile merkezden birkaç mahalleyi denetimi altında tutmayı başardı. Çatışma bütün hızıyla 14 Temmuz'a kadar sürdü. O gün saat 8.30'da Şah Rus elçiliğine sığındı törensel biçimde 500 asker ve saraylı kendine eşlik etmişti. Bu davranışı tahttan feragat anlamına geliyordu. Kazak komutanının silah bırakmaktan başka seçeneği yoktu. Bundan böyle anayasaya sadık kalacağına ve anayasacıların hizmetinde olacağına yemin etti. Tek şartı birliğinin dağıtılmamasıydı. Bu da kendisine vaat edildi. Yeni şah, tahttan inen şahın küçük oğlu idi. 12 yaşında vardı yoktu. Onu bebekliğinden beri tanıyan Şirin'e göre yumuşak ve duygulu, içinde kötülük olmayan bir çocuktu. Çatışmaların ertesi günü vasisi Simirnov ile birlikte saraya gitmek üzere kentten geçerken ''Yaşasın Şah!'' çığlıklarıyla karşılandı. Bir gün önce Şah'a ölüm diye bağıranlar aynı kişilerdi. Genç Şah halkın üzerinde iyi bir izlerin bıraktı. Çok fazla gülümsemeden Zaman zaman elini sallayarak vatandaşlarını selamlıyordu. Ama saraya varır varmaz çevresindekilerin dünyasını kararttı. Ailesinin yanından apar topar alındığı için durmadan ağlıyordu. Hatta o yaz annesiyle babasını bulmak üzere saraydan kaçmaya kalkıştı. Yakalanınca kendini asmaya kalkıştı. İlmik boynunu sıkınca bu kez korkup imdat istedi. Tam vaktinde kurtarılabildi. Bu serüven üzerinde olumlu bir etki yarattı. Korkularından sıyrıldı ve meşruti hükümdar rolünü gereği gibi oynamaya başladı. Gerçek iktidar Fazıl ile dostlarının elindeydi. Yeni döneme hızlı bir temizlik hareketiyle başladılar. Eski rejim yanlısı altı partizan asıldı. Aralarında Adem oğullarına savaş açmış mollalar ve bir de Şeyh Feyzullah Nuri vardı. Suçu bir yıl önceki darbeden sonraki kıyama fetva vermesiydi. Cinayete bulaştığı için ölüme mahkum edildi ve ölüm fermanı Şii makamlarınca onaylandı. Bu cezanın simgesel bir yönü olduğu da açıktı. Nuri, anayasanın delilik olduğunu iddia etmişti. 31 Temmuz 1909 günü, Tophane Meydanı'nda halkın gözü önünde ipe çekildi. Ölmeden önce ben gerici değilim demişti. Ama hemen sonra, yandaşlarına anayasanın dine aykırı olduğunu ve son sözün dine ait olacağını söylemişti. Yeni yöneticilerin ilk işi parlamentoyu yeni baştan yaptırmak oldu. Bina enkaz halindeydi. Seçimler düzenlenmişti. 15 Kasım'da genç şah ikinci meclisi şu sözlerle açıyordu. Özgürlüğü bahşeden Tanrı adına ve Mehdi'nin manevi koruyuculuğunda ulusal danışma meclisini büyük bir sevinçle açmış bulunuyorum kültürel ilerleme ve zihniyetlerdeki gelişme değişikliği önlenemez kılmıştır bu gelişme acı deneyimlerle geçmiştir ama İran çağlar boyu birçok buhranı atlatmasını bilmiştir ve bugün İran halkı emellerinin gerçekleştiğini görmektedir bu ilerici yeni hükümetin halkın desteğine sahip olmasından memnunluk duyuyoruz ülkeye huzur ve güveni geri getirmiştir. Hükümet ve parlamento, gerekli reformların yapılması için devletin yeniden örgütlenmesine, özellikle mali işlerin uygar ülkelerdeki gibi düzenlenmesine öncelik vermelidir. Tanrı'ya, ulusun temsilcilerine yol göstermesi ve İran'dan onuru, bağımsızlığı ve mutluluğu esirgememesi için yalvarıyoruz. O gün Tahran'da bayram havası esti. Sokaklar geziliyor, köşe başlarında şarkılar söyleniyor her sözcüğü anayasa demokrasi özgürlük ile kafiyeli şiirler döktürülüyor satıcılar sokaklardakilere şerbet ve şeker ikram ediyor darbe sırasında susturulmuş olan onlarca gazete özel sayıların reklamını yapıyorlardı gece olunca havai fişekler kenti aydınlattı baharistan bahçelerinde türbinler kurulmuştu şeref türbininde diplomatlar yeni hükümet üyeleri milletvekilleri, dini liderler, çarşı hocalarından temsilciler bulunuyordu. Baskeyol'un bir arkadaşı olarak bana ilk sırada yer ayrılmıştı. Fazıl'ın hemen arkasında oturuyordum. Patlamalar, havai fişekler birbirini izliyor, gökyüzü kısa aralıklarla gündüze dönüyor, başlar arkaya eğiliyor, yüzler ışıldıyor. Sonra çocuksu gülümsemelerle yerine geliyordu. Dışarıda ise Adem oğulları hiç yorulmadan aynı şeyleri bağırıyorlardı. Hangi çığlık, hangi gürültü harvurtu düşünmeme neden oldu bilmiyorum. Bu bayram aslında onun bayramı idi. Fazıl da aynı anda bana döndü ve ''Hüzünlü görünüyorsun'' dedi. ''Hüzünlü değilim tabii ki. Ne zamandır doğuda özgürlük diye bağırılmasını istiyordum. Ama bazı anılar aklımı çeldi. Onları bir yana at. Gülümse, eğlen.'' son sevinç anlarından yararlanmaya bak. Gecenin tüm kutlama hevesini kursakta bırakan ürkütücü sözler. Fazıl, yedi ay önce Tebriz'de yaptığımız tartışmayı mı sürdürüyordu yoksa? Endişe duyacağı yeni konular mı vardı? Ertesi gün daha fazla bilgi almak için ona gitmeye karar verdim. Ama sonra vazgeçtim. Bütün bir yıl onunla karşılaşmaktan kaçmıştım. Hangi nedenle? Yaşadığı müthiş serüvenden sonra Tebriz'deki davranışımın doğruluğunu konusunda kuşkularım vardı. Doğuya bir kitabın peşine düşerek gelmiş olan benim, bana ait olmayan bir savaşa bu denli bulaşmaya hakkım var mıydı? Hangi hakla Harvard'da İran'a gitmesi tavsiyesinde bulunmuştum? Baskerville, Fazıl ve arkadaşları için bir şehitti. Benim için yitirdiğim bir arkadaş. Yabancı topraklarda, yabancılara ait dava için ölmüş ve ailesinin bir gün çocuklarını neden baştan çıkardığımı soracakları bir arkadaş. Harvard yüzünden vicdan azabı mı? Belki saygı gösterme haysiyeti. Uygun sözcük mü bilemiyorum ama demek istediğim arkadaşımın ölümünden sonra Tahran sokaklarında dolaşıp Tebriz kuşatması sırasındaki sözde kahramanlıklarla böbürlenmeye hiç niyetim yoktu. Ben bu işe tesadüfen ucundan karışmıştım. Bir dost sahibi kahraman bir arkadaş sahibi olmuştum. Ama anısına sarılacak ayrıcalıklar ve iltifatlar peşinde değildim. Aslında yok olmak, unutulmak, politikacıların, kulüp üyelerinin, diplomatların yanlarına uğramamak istiyordum. Her gün zevkle gördüğüm tek insan Şirin idi. Ailesine ait pek çok ikametgahtan birine yerleşmesini kabul ettirebilmiştim. Zarganda tepelerinde, başkentin dışında bir yerdeydi. Ben de çevrede küçük bir ev kiralamıştım. Görünüşü kurtarmak için. Çünkü hizmetçilerin yardımı ile gece gündüz onunlaydım. O kış odasından çıkmadan haftalar geçirdiğimiz oldu. Harikulade bir çini sobasının ısıttığı odada el yazmasını ve bir başka kitabı okuyor, nargile içiyor, şiraz şarabı, hatta zaman zaman şampanya yudumluyor, kirman fıstığı ile isfahan helvası atıştırıyorduk. Prensesim hem bir ağırbaşlı hanımefendi hem de afacan bir kız çocuğu olmasını biliyordu. Yazın ilk günlerinde Zargan'da hareketlendi. Yabancılar ve İranlı zenginler köşklerine gelmeye başladı. Onlar için uzun dinlenme ayları başlıyordu. Yabancılar içinse Tahran'ın boz sıkıntısını gidermenin yolu bu yeşil cennete gelmekti. Kış aylarında Zargan boşalırdı. Sadece bahçıvanlar bekçiler ve yerli halk kalırdı. Şirinle böylesi bir ıssız çöle gereksinimiz vardı. Ne yazık ki Nisan ayından itibaren taşınmalar başladı. Evlerin parmaklıkları önünde başıboş gezenlerin sayısı arttı. Şirin her öğle uykusundan sonra ziyaretçilerini kabul etmeye başladı. Her saniye saklanmak, koridorlardan kaçmak zorunda kalıyordum. Artık o rahat kış günleri sona ermişti. Gitmek gerekiyordu.'' Bunu kendisine söylediğimde prensesim üzüldü. Mutlu olduğunu sanıyordum. Ender bir mutluluk yaşadım. Bu mutluluğa bozulmadan ara vermek, bozulmadan yeniden kavuşmak istiyorum. Seni aşkla, hayranlıkla izlemekten kendimi alamıyorum. Çevremizi saran kalabalığın bakışlarımı çevirmeme neden olmasını istemiyorum. Yazın gidip kışın döneceğim. Yaz kış gideceksin, döneceksin mevsimlere, yıllara, ömrüne, benim ömrüme hükmedeceğini sanıyorsun. Hayyamdan ders almadın mı? Nereye gideceksin? Ben de bilmiyordum. İran'a ikinci gelişimdi. Her ikisinde de kuşatmaya uğramıştım. Ömrümde keşfedeceğim bütün bir doğu alemi vardı. Boğaz içinden Çin denizine kadar Türkiye ki o da İran'la aynı zamanda isyan etmişti. Sultan halifeyi tahttan indirmiş, milletvekilleri, Kulüpleri, muhalif gazeteleri övünür olmuştu. Sonra gururlu Afganistan vardı. Ki İngilizler baş eğdirmişlerdi. Ama ne pahasına. Ve tabi İran'ın geriye kalan yerleri. Ben sadece Tebriz ve Tahran'ı biliyordum. Ya İsfahan, ya Şiraz, Kaşan ve Kirman. Yani Şampur ve Hayyam'ın mezarı. Bütün bu yollardan hangisini seçmeli, hangisine sapmak. Seçimi benim yerime el yazması yaptı. Trene bindim. Aşkabadı ve tarihi merkezine geçtim. Buhara'yı gördüm. Semerkant'a özel olarak gittim.